Merhaba arkadaşlar, bizim kuşağa hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten, Gülgün Dedeçam. Bugün bir konuğum var. Fırat Yıldırım bugün yine bizlerle değil ama Cem Belevi bizlerle. Çok yeni bir müzisyen, çok yeni bir şarkıcı ve ben albümünü dinledim, çok sevdim. Bugün Cem Belevi ile albümü ve müzik yaşamı üzerine bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş buldum Gülgün. Nasılsınız? Valla bomba gibiyim. Kendi memleketimde olmaktan çok mutluyum. Bu programa İzmir, ya katılmaktan zaten çok mutluyum. İzmirli olduğunuzu duyunca ben Evet. bugün programı alma konusunda çok daha bir heves gösterdim. Hani memleketli olma durumu biraz kan çekiyor galiba. Ya çekiyor tabii ki. Ben yaklaşık 1,5 ay oldu albüm çıkalı. Ve sürekli İstanbul'da hem radyolar olsun hem televizyonlar olsun gazeteler falan hani sürekli koşturmaca öyle bir telaş tempo içinde şöyle bir İzmir'e kaçalım bir kafamızı dinleyelim birkaç gün demişken yine aynı telaşı Geldiniz, evet. İzmir'de yaşamak ama daha keyifli. Burada ama telaş bile huzurlu oluyor İzmir'de. Çok Hani çok aynı. İstanbul'daki gibi koşturmacanın içinde kendinizi kaybetmiyorsunuz hani. O kadar alışmışım ki İstanbul'un trafiğinde bir yerden bir yere yetişme telaşına. Sabah kalktım gayet bir zaman var böyle hani geç kaldım hissiyatıyla uyanmışım. Sonra İnsan dedim bir da dakika ben İzmir'deyim ya ne oluyor yani bir huzur hissi oluşuyor. Yani hani. iş var yapılacak ama yine de Hayır. dinlenecek zaman da var. O çok enteresan. Aynen öyle. İnsanlar İzmir'i bu yüzden seviyorlar herhalde. Ben de bu yüzden gidemiyorum zaten buralardan. Ya biz de her gittiğimizde işte aklımız, gönlümüz hep burada kalıyor. Ama o sektör daha çok orada olmaya gerektiriyor o sebepten. İzmir'den peki ne zaman ayrıldınız? Hani okul nasıl oldu? Biraz böyle geçmişinizden bahsetmeye başlayalım isterseniz. Ne zaman gittiniz? Burada mı okudunuz? Nerede? Neler yaptınız? Ben kişisel olarak merak ediyorum. Merak eden Peki, arkadaşlarım da vardır. o zaman. Ben İzmir'de doğdum. İzmirliyim. 7 yaşımda müzik eğitimine piyano alarak başladım burada. İzmir'de ilkokulu, tabi o zaman ortaokul vardı şimdi değil, şimdiki gibi Yok. değil. Liseyi de burada okudum. İzmir Fatih Koleji'nde. Daha sonra daha yeni kültürler tanımak, daha vizyonumu genişletmek için İngiltere'de okumaya karar verdim. Ve Süper. Londra'ya gittim. Orada yaklaşık 6 sene yaşadım. Üniversite okudum. Uluslararası İşletme ve Ekonomi bölümünde okudum. Ancak ben küçük yaşlarımdan beri hep müzikle iç içeydim Müzikle. ve besteler yapıyordum. Bu da Londra'ya gittiğimde de yine aynı tempoyla devam etmeye başladı. Oradayken bir sürü derneklerde sahne alma imkanı buldum. Ve daha sonra müzik eğitimi de aldım İngiltere'deyken ve baktım bana koşarak geliyor bu içimdeki tutku, müzik Ne yapma, güzel. arkadaşlarımla paylaştıkça falan. Biraz kalbinin sesini dinleme olayı vardır ya. Ya müzik zaten bir yerinden buluşunca devamı sürekli geliyor. Yani Evet. yetenek de olunca insan o Evet. içindeki cevheri dışarı çıkarmak için zaman kolluyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ya müzik eğitimi aldım dediniz. Hani nasıl bir müzik eğitimiydi bu? Nerede aldınız? Yani çünkü üniversite konservatuvar değil Değil. zannedersem. Konservatuvar değil. Dediğim gibi işte hep böyle bir şey vardır yani müziği o zamanlar böyle meslek olarak yapmaya çok çekiniyordum. Daha böyle rasyonel bulduğum, işim bu dediğim bir işim olsun. Evet. İşte hep aile de öyle Ya yetiştirir evet ya. maalesef öyle Ondan oluyor sonra dediğim gibi uluslararası işletme ama. okudum ve 2 sene de İngiltere'de bir çok uslu bir firmada çalışırken ama ben bu işi seviyorum, müzik yapmayı seviyorum ve illaki yapacağım. O dönemde de biraz daha müzik bilgimi geliştirmek için yaklaşık 6 ay kadar bir London School of Contemporary Music'te bir eğitim aldım. Harika. O dönemde artık ufak ufak prodüktörüm de İzmirli. Onunla da sürekli kontak içindeydim. İşte ne zaman da Türkiye'ye geldiğinde ne yaparız falan diye. Osman Taştaş onunla birlikte İstanbul'a gittim. Ve orada yaklaşık 2 senedir Bilmezsin albümünü hazırladık. Harika. Söz müzik zaten albümde size ait. Evet. Çok iyi müzisyenlerle de çalışılmış. Şöyle bir bakma fırsatım oldu. Evet. Özellikle Şurada. albüm orada. Evet, alacağım ben onu. Alacaktım zaten ben onu. Şöyle bir bakınca Günaydın Sevgilim var. Biz Olsak isimli şarkınız Evet. var. Bilmezsin Senaryo. Aşk için savaşmalı. Gece bitecek. Serserin oldum ve Yağmur. Şarkıların isimleri de zaten ilgi çekici. Ben senaryoyu özellikle çok beğendim. Bu söz müziklerini İngiltere'de mi yazdınız şarkıların? Birçoğunu. Ya orada hani nasıl gelişti olay? Yani ben genelde soruyorum gelen konuklarımız, müzisyen konuklarımız. Hani söz müzik yaz bakın herkes bir şeyler yazar karalar ama içine sindirmek hani oturtmak çok zordur. Hani sözleri yazıp sonra mı besteye geçiyorsunuz yoksa ikisi bir anda mı Yok ben gelişiyor hiçbir gitarla zaman yani beraber? hiçbir zaman böyle şiir yazmam ya da sadece böyle müzik yaptığım böyle kolay kolay pek olmaz ama beste yapmak benim için bir terapi gibi. Hani belli hani haftanın birkaç günü mutlaka gitarımı elime aldığım
odamda çekildiğim ve hani o melodileri dolaşırken, akorları gezerken böyle sözcükler yerleştirmek, o anki ruh halim, duygum, izlediğim bir film olur, yaşadığım bir ilişki, gözlemlediğim bir ilişki, onlardan neyden etkilenirsem dökülen kelimelerle oynayarak. Yani söz yazmak için illa bir şeyleri yaşamış olmak gerekmiyor zannedersem. Kesinlikle. Kafada da insan empati yaratabilir. Evet. Kurmak. En güzel sözler de o şekilde ortaya çıkıyor Evet. diye düşünüyorum. İsterseniz Bilmezsin, albümün adını da Bilmezsin. Evet. Bir dinleyelim sizden akustik olarak. Canlı canlı mı söyleyelim? çalacaksınız. Peki yapalım. Ben merakla bekliyorum. Evet, Cem Belevi'den Bilmezsin isimli şarkı dinliyoruz. Yine geçti bir günüm daha sensiz. Ağladım içimden çaresiz. Kimselerin haberi yok. Yine baktım eski resimlere. Sarıldım yokluğuna sen diye. Nefesin sıcaklığın yok. Sen orada öylece canımdan cam gibisin. Günler geçtikçe aldığım bir nefesin tadı manası yok. Derdim anlatması yok. İçimde aşk birisin. Kaçıp kurtulması yok. Ben burada böylece ellerim bomboş. Günlerim aynı, günlerim sarhoş. Farkına varmazsın, duysan unutmazsın. Unuttum sanırsın. Bilmezsin ki ben hala senin delirim. Gel desen, düşünmeden gelirim. İstesen, canımdan bile geçerim. Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini. Dün gibi tuttum ellerini, her gece kurduğum hayallerimi. Bilmezsin ki o. La 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 la. Tanıyıp bildiğim yüzler bile yokluğunda avunayım diye bir an çarem olmuyor. Niye bu karanlık gecelerde, niye yüreğim her nefeste sen diye yanıp yanıp tutuşuyor. Sen orada öylece canımdan can gibisin. Günler geçtikçe aldığım bir nefesin tadı manası yok. Derdim anlatması yok. İçimde aşk birisin. Kaçıp kurtulması yok. Ben burada böylece ellerim bomboş. Günlerim aynı, günlerim sarhoş. Farkına varmazsın, duysan inanmazsın. Unuttum sanırsın. Bilmezsin ki ben hala senin delirim. Gel desen, düşünmeden gelirim. İstesen, canımdan bile geçerim. Bilmezsin ki ben hala senin delirim. Gel desen, düşünmeden gelirim.
istesek canımdan bile geçerim. Bilmezsin ki of. La 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 la. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkıymış. Gerçekten sözler beni aldı ve götürdü. Öyle mi? Yani özellikle nakaratını çok beğendim ve eminim kliplendirilirse dilden dile dolanmaya devam edecektir ki radyolarda çalınıyor. Biz dün şarkınızı radyoda çaldık, yani albümünüzü çaldık. Çok iyi tepkiler de aldık. Telefonla arayanlar oldu. Ki genelde istek programı oluyor saat 12-1 arası Radyo Ege Kampüs'te. Orada seyircilerden gelen istekleri çalıyoruz ve dün bir istisna yapıp sizin albümünüzü çaldık istek gelmeden ve daha sonra arayıp şarkıyı tekrar dinleme şansımız olur mu diye soran istek geldi. Evet, soran arkadaşlarımız da oldu. Çok güzel. Bol bol çalmaya devam edeceğiz. Eminim İzmir'e konsere gelme şansınız olursa da o konserde İzmirli hayranlarınız sizin için çok güzel bir kalabalık oluşturacaklardır. Mutlaka olur zaten. Yani İzmir benim evim. Ve işte prodüktörüm zaten kontağa geçmişsiniz, evet, işte böyle Ege Üniversitesi'nde işte bir program olacak falan deyince ben dedim mutlaka, yani hani harika. Dönmeyi planlıyordum, bugün de bir gün daha erteledim. Çok güzel. Peki konser, sözünüzü kestim. Estağfurullah. Konserler başlayacak mı? Bir plan program var mı? Yaz geliyor. Tabii tabii. Şimdi ya şu anda en yakındaki olanı söyleyeyim. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyonda 23 Nisan'da onu bir sahne alacağım. Onun dışında Mayıs ayının sonu ve Haziran ayı bayağı bir yoğun görünüyor ama netleşen tarihler netleştikçe yok, ben bunları sosyal medya aracılığıyla bizim de haberimiz duyacağım. Olursa buradan duyurmak zevkle isteriz. Bizim şenliklerde de sizi görmek isteriz açıkçası Ege Üniversitesi kampüsünde ilerleyen dönemde. Eminim müzik çalışmalarınız zaten son hızıyla devam edecektir. Evet, dolu düzgün devam ediyor. Albüm yeni, sizde söz müzik çok var anladığım var. Kadarıyla. Evet. Bir sonraki albümler için de hazır parçalar var mı? Var zaten, yaklaşık benim 100'e yakın bestemden yola çıkarak bir 8 tane şarkı belirleyip belli bir tarzın üzerine gittik bu albümde. Aranjörüm Osman Taştaş'la beraber. Albümde belli bir tarzın üzerine gittim dediniz ama Buzuki çaldığınız parçalar, çalınan evet, parçalar da var. Yani tarzlar aslında, soundlar çok farklı. Sözler belli bir tarza tabi. Fakat hep aynı müziği dinlemiyoruz biz albümde. Evet, yani hep aynı altyapı yok. Farklı enstrümanlar dinliyoruz. Buzuki Orhan çalmış zannedersem evet, Buzuki'yi de. Hani ben öyle duydum, pek müzikten anlamıyorum çok, ama. Çok başarılı, müzik sektöründe bayağı hatırı sayılır. Evet. Müzisyenlerle çalışma imkanını yakaladım bu albümde. Hangi birini sayacağım? Ben de mesela işte Buzuki Orhan mesela onlardan bir tanesi. Erdin Şenyaylar, Can Şengün. Klarnet ve trompette zannedersem. Yine Göksun Çavdar. Göksun Çavdar var. O da çok ünlü bir isim. Tabii tabii. Ben bile müzikle pek alakam olmamasına rağmen çok duyduğum bir isim ve albümde görünce. Yani işte Sezen Aksu'nun orkestrasında mesela vazgeçilmezlerinden evet, de Göksun abi. O şekilde. Tarık Ceren'den tutayım. Yine şan eğitimi aldığım, aynı zamanda albümde vokal koçluğumu yapan Aylin Vatankoş gibi televizyon temsilcilerimizden. Evet. Böyle İsimler başarılı var. İsimlerle çalışma imkanı buldum. O yüzden ve bu bir akustik bir albüm. Bir anda yani bir anda böyle herkesin çok böyle popüler olmasını beklemediği ama zamanla daha çok sevilen şarkılar oldu. Kliplendirildikçe giden süreçten de bu yüzden çok evet mutluyuz. Mutlusunuz. Yani Günaydın Sevgilim kliplendirilmiş. Yani klip de harika. Bir sonraki klip çalışması hangisinin olacak? Hani şimdiden aklınızda bir şey var mı? Gülgüncüm o kadar zor ki onu şu anda belirlemek. Ama benim gönlümden geçenler daha böyle hareketli şarkılara klip çekmek oluyor. Senaryoyu çekin lütfen, senaryoyu çekin. Havalar ısındıkça ama şöyle de bir durum var, internet üzerinde bayağı bir tepki tepki var, dinlenme oranları bilmezsin ne doğru geliyor mesela. Ben de sevenlerimi dinlemek durumunda kalacağım ben herhalde. Ben gerçi senaryodan yanaydım ama bilmezsin akustik dinleyince ikisi arasında ben de kaldım diyebilirim. Böylece
Günaydın sevgilim klibi İstanbul'da mı çekildi? Nerede çektiniz? İstanbul'da çekildi, Kartal'da. İleride bir İzmir'de klip çekme projesi olur mu acaba? Hani İzmir'in görsel mekanları belki hani İstanbul kadar çekici değil ama. Olmaz, olur mu canım? Ben hiç sana katılmıyorum bu noktada. Yani en azından bana ifade ettiği birçok şeyi var İzmir'in hani görsel. Belki İzmir'in kordonunda çimlerde bir klip ileride olabilir. Çok istiyorum. İzmir'de de olacak mutlaka. Keşke olsa. Hatta yani. Çeşme taraflarında olabilir. Çeşme, Urla taraflarında olur. Olabilir. Evet, oralar daha uygun tabii görsel olarak ama günaydın sevgilim dedik. Klibi o kadar anlattık, o kadar etki yarattığını söyledik. Evet. Bir isterseniz klibe bir bakalım. Hadi daha sonra biz yine burada devam edelim. Klip de harika. Gerçekten çok içeriden, rejiden de arkadaşlar geldiler klibi izlerken. Evet, evet. Hani herkes iyi dileklerini iletti. Biraz önce de konuştuğumuz gibi sizde böyle bir hani yeni bir yeni çıkmış bir hava yok. Zaten siz varmışsınız ve biz sizi zaten tanıyormuşuz. Zaten hani çok seviyormuşuz gibi bir şey hissettim ben kendi adıma. Aa, çok teşekkür ederim. Yani bu artık bilmiyorum neye borçluyum bunu. İzmirli olmama mı? Yoksa böyle gerçekten üniversite kitlesini çok sevmememi bilmiyorum. Gerçekten buna benzer yorumları çok duydum. Hem sosyal medya aracılığıyla olsun hem radyolardan olsun. Gerçekten çok keyifli ya. Teşekkür ederim böyle düşündüğün için. Ben teşekkür ederim programa konuk olduğunuz için. Klip de harika. Nasıl çekildi? Kim çekti klibi? Hani bu fikir, klipin çekilme aşamasında bir yardımınız oldu mu fikir konusunda? Vallahi Gülgün, bu işler hiç göründüğü kadar kolay değilmiş yani. Artık benim izlediğim her klibe kendi klibimi çektikten sonra daha bir saygım daha arttı ve evet, daha böyle az eleştirmeye, çünkü adamlar çok yoruluyor, yazık falan. Evet, emek hani, var orada. Onu görmeye var. Başladım. Çünkü mesela 4,5 dakikada izlediğiniz bir klibi buradaki tabii ki sette olan arkadaşlar, sizler yaptığınız iş hasabıyla daha iyi bilirsiniz. 4,5 dakikalık bir klibi tam 22 saatte 35 kişiyle çektik. Türkiye'nin en başarılı yönetmenlerinden Emir Halilzade ile çalışma imkanı buldum ama tabii ki onun kamerasının önüne geçince o oyunculuğu da daha rahat görüyorsunuz. Evet, çok rahat zaten görünüyorsunuz klipte gerçekten. Yani işte olabildiğim kadar. Peki klipte farklı farklı kıyafetlerle görüyoruz sizi. Bir takım elbise var, hani evet, spor bir haliniz var. Genel olarak tarzınız spor zannedersem ama niye takım elbise tercih ettiniz klipte? Ben onu klipte merak ettim. Tabii sonun tatlıya bağlanan bir klip. İşte ayrılık yüzük son kelime, var. Sen buna inandın mı deyip böyle bir ikna çabası falan. İşte terasta romantik bir durum. Tabii ev haliyle olan görüntüleri var. O klipteki oyuncunun diyeyim artık. Klipteki Cem'in. Ondan sonra bir de takım elbiseyle şimdi o yüzük falan olunca hani olduğu için takım elbise yüzük olunca bazı arkadaşlar üniversite içinde çok fazla biz böyle nabız tutma şansını yakalıyoruz. Bazı sanatçılar takım elbiseyle seviyorlar. Bazılarında çok spor seviyorlar. Evet. İşte Soner Sarıkabadayı atıyorum şu anda. Hani takım elbisesiz görünce insanlar beğenmiyorlar gibi bir durum var ama sizde ilk klipte ikisi birden olunca sanki insanların da gözü her halinize alışmış olacak. Biraz öyle oldu. Evet, biraz bence onda, çok iyi bir seçim aslında, olmuş. Böyle düşünmedik ama böyle oldu. Böyle olması da bizim işimize geldi doğrusu. Çok hoşuma gitti benim de. Şarkıları dinlemeye devam edelim istiyorum ben. Çünkü edelim. Albümde bir sürü güzel edelim, şarkı var. Konuşalım. Serserin Oldum İsimde şarkınız var. Söz müzik yine size ait, düzenleme Osman Taştaş'a ait tekrardan. Evet. İsterseniz serserin oldu mu söyleyelim. Söyleyelim hep beraber stüdyoda. Hep beraber söyleyelim peki. İşimi gücümü oluruna bırakıp gidesim geliyor. O güzel yüzünü ölümüne inanıp sevesim geliyor. Bir kere baktım suretine, hayran bıraktım asaletine. Serserin oldum, içinde sersefil oldum aşkın izinde. Yollarım oldu çok gittiğimde, dengemi bozdum kalp ritminde.
biliyor. O güzel yüzünü ölümüne inanıp sevesim geliyor. Bir kere baktım suretine, hayran bıraktım asaletine. Serseri ne oldu? Döndüm peşinde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hani kırmadınız bizi. Sehpamızda geri böyle bir itmek suretiyle. Eğitelim. Ya zaten üniversite televizyonu olduğu için burası. Evet. Hani ortam böyle rahat. Biz genelde... Ben de rahat rahat işte kalktım. Evet. Harika oldu bence ve eminim şu anda izleyen arkadaşlarım da hatırlatmak istiyorum. Sizinle ilgili bize sormak istedikleri, yazmak istedikleri şeyler varsa facebook.com/Ege Üniversitesi Televizyonu ve twitter.com/Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan bizlere ulaşabilirler. Sizin vermek istediğiniz iletişim adresleri vardır. Yine cembelevi.com'dan Facebook ve Twitter hesaplarından da yine cembelevi olarak bana ulaşabilirler. Oradan. Harika, süper. Tekrardan ben aslında soğutmak istemiyorum arayı. Bir şarkı daha mı çalsak acaba? Canlı canlı. Çalmak canlı ister misiniz? Canlı mı çalalım? Çalalım. Olur. Nasıl isterseniz bilmiyorum. Ben albümü dinlemek istiyorum. Galiba kendim için biraz da böyle şarkıları ard arda dinleyesim geldi. Neyi söyleyelim? Biz olsak var. Aşkın için savaşmalı. Gece bitecek. Yağmur. Yağmur söyleyelim. Yağmur işte. Süper. Cem Belevi ile sohbetimiz devam ederken albümden Yağmur isimli bir parçayı dinleriz şimdi. Ver elini yine ellerime, bakmadan yapamam gözlerini, başka birini bekleme benden, kimseyi koyamam senin yerine. Aldım o resmini ay ışığım yalnız gecede, yazdım hep ismini her söz her hecede. Ektim o gülleri kırmızı renkleri bile yok. Gittiğinden beri günlerin anlamı sensiz hayat hiç çekilmiyor. Ne olur gel gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder. Gün be gün alır beni benden harap eder. Beni bırakan yağmurum o yine geri gel. Koy yüreğini hayallerime, gerçeği o dokun tenime. Daha yaşanacak hikayemiz varken ayrılık olmaz son kelime. Aldım o resmini ay ışığım yalnız gecede, yazdım hep ismini her söz her hecede.
göz renkleri bile yok. Gittiğinden beri günlerin anlamı, sensiz hayat hiç çekilmiyor. Ne olur gel, gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder. Gün be gün alır beni benden, haram eder. Beni bırakan yağmurumu yine geri gel. Sensiz hayat hiç çekilmiyor. Ne olur gel. Gecelerime gün doğdu ve bunca keder. Gün be gün alır beni benden, haram eder. Beni bırakan yağmurumu yine geri gel. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Türkiye'de yani bu tarz müzik yapan iyi müzisyenler var. Yapamayanlar, yapmaya çalışanlar var. Sizin idolünüz olarak gördüğünüz Türkiye'de ya da dünyada kimler var? Valla dünyada en çok sevdiğim, birçok programda da söylüyorum. İşte James Blunt'ı çok severim. Süper. Romantik şarkılarıyla. Michael Bublé'yi çok severim. Maroon 5 grup olarak mesela Maroon 5'i çok severim. Türkiye'den de üreten ya bütün sanatçıları aslında kendime örnek bir noktada alırım. İşte mesela Sezen Aksu benim için. Herkesin zaten. Bir, aynen. İdoldür çünkü yıllardır ürettiği artık müzik dendiğinde, pop müzik dendiğinde evet, adıyla özdeşleşmesinden dolayı örnek aldığım sanatçılar arasında. Peki bir Sezen Aksu şarkısı söylemek ister misiniz mesela ileride gerçi? İleride isterim tabii ki yani niye olmasın. Ben şimdi Bilmezsin albümümde yola kendi bestelerimle çıktım. Yine kendi bestelerimden hareket ederek devam edeceğim ama müziğin de bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve beste paylaşmaya, beste almaya, vermeye çok açığım. Şimdi de görüştüğüm zaten bir iki beste isteyen sanatçı var. Onlarla süper görüşüyorum. Bana kalırsa gibi bilmiyorum. Ben gerçekten müzik işinden hiç anlamıyorum ama kendi söz müziğinizle devam etmek. Ben daha çok seviyorum o tarz sanatçıları. Albüme baktığım zaman söz müzik söyleyen insana ait değilse pek fazla hani içime sinmiyor diyebilirim o konuda. Çünkü o zaman bir samimiyet hissediliyor. Kendi inandığınız, yazdığınız sözleri daha açık bir şekilde söyleyebiliyorsunuz yani hani mikrofon karşısında daha yani inanarak, daha içten gelerek şarkıları söylerken daha çok keyif alarak ve bu da seyirciye mutlaka yansıyor. Yani iyi bir yorumcu olabilmek de çok önemli. İyi bir besteci olmak da çok önemli. İkisini de iyi yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve bunun da bir yani vardım artık daha iyi dediğim bir noktası yok. Yani sürekli eğitime, sürekli kendinizi geliştirmeye evet, açık bir alan. Sürekli beslenmek gerekiyor tabii. Kesinlikle. Gözlem yapmak gerekiyor aynı zamanda. Aynen. O içe dönmek gerekiyor pek. Bazen içe dönmek, bazen tam tersi çok fazla dışarı çok fazla açılmak gerekiyor. Hani ikisini dengede. Şimdi bu akustik bir albüm oldu. ve böyle ardı arkasında dinlenebilecek bir albüm evet, oldu. Bir yol şarkıları yol olabilir. Yol şarkıları. Ama bundan sonra mesela çok yakın zamanda yaza böyle hazırladığımız yine yol arkadaşım diyeyim benim prodüktörüm Osman Taştaş'la beraber aranjörüm aynı zamanda. Yazın hazırladığımız bir proje var. Daha böyle hareketli daha şarkılardan hareketli oluşan. Yine akustik tarzımızı koruyarak ama içinde bir iki elektronik aynı şarkıların başka versiyonları mı olacak yoksa tamamen aynen yeni hem mi? Birkaç tanesi olacak. Hem buradan mesela az önce çaldığımız Serserin Oldum. Onun mesela remixleri remix olacak. Remix versiyonu. Evet, remixlerde dışında kimlerle çalışıyorsunuz? Şimdi görüştüğüm birkaç müzisyen var ama yine dediğim gibi Yaza doğru dinleme şansını yine yakalayacağız. Osman Taştaş'la beraber devam edeceğiz. Süper, yani harika. Anladım. Yazın da sizi gerek sahillerde, gerek otellerde, evet, neyse tatil yerlerinde dinleme şansına erişeceğimiz için ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için bugün programa. Ben teşekkür ederim. Yani böyle daha hazırlıklı gelmek isterdim aslında. Böyle hani bir an telefon falan atlayıp gelme olayı oldu. Bence böyle daha iyi oldu. Zaten hani biz gerçekten burada çok samimi bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Hani aynen o havayı zaten ya hani bazı görüyorum. Bazı hatalarımız tabii ki oluyor ama bana kalırsa böyle üniversitenin içinde böyle bir yerde çok da profesyonel olmak ne bileyim. Yok ben gerçekten hani geldiğimden beri çok etkilendiğim, imrendiğim içinde olmak yani buraya gelip de zaten bu ekibin içinde olmak istemeyen olmaz gerçekten öğrencilik evet, yıllarında bu kadar güzel bir deneyimi yaşamak. Çok güzel bir düşünce bu gerçekten. Gerçekten hem Ege Üniversitesi'nde artık kimse bunları yapan hepsine ben öncelikle teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel genç nesillere imkanlar sağladıkları için ben
Onu söylüyorum. İngiltere'de okuma imkanı buldum üniversiteyi. Ve hep şundan bahsediyorum. İşte bizim üniversitelerimizde şöyle gerçekten gayet güzel. Gayet güzel. Son derece yeni sistemle, teknolojiyle çalışılıyor burada. Ve çok da güzel, samimi bir ortam var. Buradan geçen herkesin çok daha iyi yerlere geleceğini çok teşekkür görebiliyorum ederim. Şimdiden. Biz de sizin gibi konukları, samimi konukları ağırlamaktan çok keyif alıyoruz ve hani programdan çıkınca hepimizde bir mutluluk oluyor. Evet. Çok güzel bir yayın geçirdiğimizi düşünüp böyle hani mutlu oluyoruz. Buradan çıkınca Radyo Ege Kampüs'e gideceğiz beraber. Gidelim. Radyo Ege Kampüs'te Cem Belevi ile sohbetimiz devam edecek. Canlı olarak dinleme şansına erişemeyebilirsiniz fakat daha sonradan o röportajların tekrarlarını radyoegekampüs.com'dan ve Radyo Ege Kampüs takip edebilirsiniz. Son olarak Ege Üniversitesi öğrencilerine söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla dediğim gibi Gülgün, beni en çok bir sürü şu anda Facebook'tan, Twitter'dan takipçilerim oluyor, sevenlerim oluyor ama öğrenci kitlesi beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden Ege Üniversitesi'nde olmak, her zaman bir sürü aktivitesinde yer almak çok isterim. Buranın sevgisini de kazanmayı çok isterim. Çok güzel. İnşallah. Eminim şu anda bizleri izleyen arkadaşlarımız çok keyifli vakit geçirmişlerdir ve sizi takip etmeye başlamadılarsa bile hemen başlayacaklardır. Biliyorsunuz akıllı telefonlar var. İsmini duyduğumuz herkesi yazıp anında takip etmeye başlayabiliyoruz. Bence süper bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz ben tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bizim kuşak bugünlük de sona erdi arkadaşlar. Bizler hafta içi her gün 12-15 ve 13 saatler arasında Ege Üniversitesi televizyonunda sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz.